Nasrallah da konuştu. Şimdi öyle baktığımızda birazdan sizden rica edeceğim. Yani eğer Nasrallah'ın dedi, yani tek tek mi yaparız yoksa hep beraber mi yaparız bilemiyorum. İşte onu da savaş meydanı belli edecek falan dediği noktada şöyle dört bir koldan yapılacak saldırı. Yani bunun tepesinde değil demir, herhalde gök kubbe olsa zırh olarak bunu pek fazla edemeyecek, yani koruyamayacak İsrail'i. Şimdi böylesi bir durum var. Peki Nasrallah ne diyor? Hemen de etrafını görüyorsunuz. ABD donanması da İran'ı kuşatmış durumda. Yani Umman Körfezi'nden başlamak kaydıyla Yemen'de, İran'da, Hizbullah'da zaten Hamas ellerinin altında böyle bir kuşatmışlık var. Peki bundan sonra ne olacak? Nasrallah ne dedi? ABD ne çağrı yaptı? Şimdi ona bakalım. Orta Doğu'nun yeni tehdidini ekrana taşıyalım arkadaşlar. Orta Doğu topyekün savaş tehlikesinin eşiğinde. İran ve Lübnan Hizbullah'ının İsrail'e misillemesi bekleniyor. İran ordusu sosyal medya uygulaması X'te İHA görseli paylaşıp İbranice geliyor diye yazdı. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah da yanıtımız sert ve güçlü olacak diyerek İsrail'i uyardı. Allah'ın izniyle cevabımız güçlü ve etkili olacak. İsrail'le savaş meydanında buluşana kadar aramızda sadece birkaç gün ve gece var. İsrail birçok cephede tehdit altında. Irak, Yemen ve Suriye'deki İran destekli vekil güçlerin saldırılara dahil olacağı öngörülüyor. İsrailli yetkililer her senaryoya hazırız, gerekirse hızla savunmadan taarruza geçeriz diye meydan okurken gerilimi yatıştırmak için diplomasi devrede. Rusya, Arap ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri tüm bölgeyi saracak büyük bir yangını önlemeye çalışıyor. İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran'dan İsrail'e yönelik misilleme saldırısında sivil can kaybından kaçınmasını istedi. Bu mesajın Rusya Ulusal Güvenlik Sekreteri Sergey Shoigu'nun Tahran ziyareti sırasında iletildiği belirtiliyor. Arap ülkeleri de İran'ın topyekün savaşı tetikleyecek bir adım atmasına karşı. Ancak Tahran yönetimi, Ürdün Dışişleri Bakanı'nın ilettiği hafif misilleme çağrısını reddetti. Gözler şimdi Cidde'ye çevrildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları toplanıyor. Katılımcılar arasında İran'da var. Arap ülkeleri bir kez daha Tahran'ın tepkisini yatıştırmaya çalışacak. İran'sa toplantıyı Haniye suikastına cevap verme hakkının meşru olduğunu savunmak için kullanacak. Indeed, it is disheartening. Ve Amerika Birleşik Devletleri, ateşkes çabalarına zarar verdiği için Haniye suikastını öfkeyle karşıladığı öne sürülen Biden yönetimi, Orta Doğu'daki askeri gerilimin kontrolden çıkmasını engellemek istiyor. ABD Başkanı Joe Biden telefon diplomasisine devam etti. Mısır ve Katar liderleriyle konuştu. Artan tansiyonun düşürülmesine yönelik çabaları değerlendirdi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İran ve İsrail'e çatışmanın tırmanmaması gerektiğini ilettik dedi. Everyone in the region should understand that further attacks only perpetuate. Orta Doğu'daki gerginliği azaltmak ve çatışmanın yayılmasını önlemek için yoğun çalışmaya devam ediyoruz. Ortaklarımızla sürekli temas halindeyiz. Net bir fikir birliği var. Kimse bu çatışmayı tırmandırmamalı. Bu mesajı doğrudan İran'a ve İsrail'e ilettik. İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız kesindir. İsrail'i saldırılara karşı savunmaya devam edeceğiz. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise Haniye suikastı sonrası ikinci kez İsrail'li mevkidaşıyla telefonda konuştu. Saldırı riskine karşı ilave askeri destek sağlayacaklarını söyledi. Şimdi Nasrallah'ın ne dediğine dair birazdan madde madde de ekranlara taşıyacağız ama şimdi İran ne yapacak dendiğinde bir İran savaşa girmek zorunda kalacak diyor Nasrallah. Haniye'yi siz eğer Tahran'da öldürürseniz mecbur kaldı, İran savaşacak diyor. Peki ne zaman ve nasıl bir yanıt verecek? Onu da bekleyecek İsrail. Beklemesi ve İran'ın nasıl bir saldırı yapacağının belirsizliği de İsrail'in cezasının bir parçası. Şimdi bir, İran saldıracak, çok kötü saldıracak. Nasıl, ne zaman saldıracak? Söylemiyorum. Bu da sizin cezanızın parçası, bekleyin durun diyor. Peki Hizbullah ne yapacak? Yani Hizbullah nasıl bir mukaberede bulunacak? Sen benim komutanımı öldürdün. Normal mi bu yani? Değil, hiç kimse benden. Lübnan'ın içindekiler de dahil olmak üzere. Hiç kimse benden cevap vermemi beklemesin. Cevap vereceğim.
beraber mi cevap vereceğiz? Diğer gruplarla birleşip mi cevap vereceğiz? Buna bakacağız. Ama birkaç gün ve gece sonra diyor. Birkaç gün ve gece sonra biz cevabımızı ortaya koyacağız. Allah'ın izniyle cevabımız güçlü ve etkili olacak. İsrail'le savaş meydanında buluşmamıza sadece birkaç gün ve gece var. Ve orada da diyor ki misillemeyi ya tek başımıza ya da direnişin diğer cepheleriyle gerçekleştireceğiz. Suikastlara karşılık vereceğiz. Ama nasıl? Bekleyeceksin. Bu da senin cezanın parçası. Peki İsrail, yani en önemli unsur belki de o. İsrail bizimle topyekün savaşa cesaret edemez diyor. İran'dan, Hizbullah'tan korkuyor. Korkmakta da haklı. O yüzden zaten bu Körfez ülkelerine gitti, Amerika'ya gitti. Şu anda çok korkuyor, korkmakta hakkı. İsrail bizimle topyekün savaşı göze alamaz. Böyle bir beklentiyle nasıl davranır ben sizden rica edeyim. Nasrallah'ın sözleri bu. Şimdi Nasrallah'ın bu açıklamasının... Belki İsrail öyle çok da ileriye gidemez deyip saldıracaklar. Bir ekleme yapayım açıklamasında. İlk defa Hasan Nasrallah'tan duyduğumuz bir şey var. İsrail'in ekonomik ve ticari altyapısını söz etti. Çok kadar fabrikanız var, bunlar var. Bunlar da hedefimizde dedi ve Hayfa'nın vurulmasına atıfta bulundu. Hizbullah ilk defa askeri hedefleri dışında limanlar gibi, işte teknoloji merkezleri gibi, sanayi bölgeleri gibi vuracağını söyledi. Bu neden önemli? Kızıldeniz'deki Husi saldırılarından sonra İsrail'in buradaki limanı kullanılmıyor artık. Şimdi Hayfa'ya dronların ve bombaların atıldığında hiçbir ticari gemi oraya yanaşmaz. Bu Hizbullah'ın yeni taktiği. Şimdi Hasan Nasrallah bir de burada Tahran'a ihaleyi verdi. İsmail Haneyi'ne de cevap vermek size düşer. İkinci defa söylüyor bunu. Bu da çok önemli. Yani direniş grubunda Hasan Nasrallah gibi bir aktörün Hamane'ye cevap ver. İntikamı ne zaman alacaksınız diyor. Bak diyor, ben vurulan komutanlarımın intikamını Hayfa'yı vuruyorum. 3 tane drone atıyorum. Ve daha diye büyük bir savaşa hazırlanıyorum diyor. Bu savaş kelimesini bizim bildiğimiz anlamda kullanmıyorlar yalnız. Yani onlarınki mücadele, direniş, karşılık vermek, seferberlik olarak daha misilleme, çok evet. Daha çok kullanıyorlar. Burada gelinen nokta itibariyle o kadar çok el yükseltildi ki Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanımızın demesiyle artık bundan ötesi ne var? Yani İsrail Orta Doğu'yu taşıyamıyor. Şimdi bakın ben bir soru soruyorum. Şimdi İsmail Haneyi öldürdüler. Yahya Sinvar hedeflerinde saldırabilirler, bulurlarsa öldürebilirler. Bundan sonra sıra kimde? Hasan Nasrallah mı? Hamaney mi? Devlet başkanı mı? Yani İsrail o kadar bu saldırganlığı yükseltti ki İran'ın saldırmaktan başka çaresi yok. Çünkü şimdi bütün mesela İran'ın sokaklarında ve Orta Doğu'da Şii ekseni ya da İran'ın bu politikaları şu şekilde sorgulanıyor. Buna cevap vermezlerse... İran'ı destekleyen gruplar açısından söyle. Biz niçin savaşıyoruz? Kasım Süleymani öldü. Örnek verir. İbrahim Reis'i tartışmalı bir şekilde öldü. İsmail Haney tırnak içinde misafir. Sosyolojide çok önemli. Senin sorumluluğunda. Canı, malı senin sorumluluğu olan bir kişiyi de devlet lojmanına koyuyorsun. Koruyamadınız. Yani burada, evet, artı bütün İran sokaklarında konuşulanları söyleyeyim. Bütün İran şunu konuşuyor. Devrim muhafızları bu işin içinde. Rejimin en önemli unsurları sorgulanmaya başladı. Şimdi az önce Uluç Bey diplomatik bilgisiyle çok önemli bir şey söyledi. ABD'de Amerika Birleşik Devletleri yalnız Kuveyt'teki gazetenin haberini dışişleri teyit etti. ABD dışişleri görüşme oldu dedi. Evet. Taraflarla görüşme oldu dedi. Yani Ankara'dan o yetin gittin dolaylı teyit etti. Şimdi ABD'de... Zaten ki, Sayın Hakan Fidan dedi ki biz bu oyunu oynamıyoruz. Sayın Fidan da tabii, dolaylı olarak teyit tabii, etmiş oldu. ABD yalnız şu var, genel kanı ABD'nin diplomatik açıklamalarından bu suikasti İsrail'in bildirmedi. Yani İsmail Haneyi vuracağı. Biraz da orada ABD'liler bu işin kendi kontrolleri dışında olmasından da rahatsız. Neden bildirmemişlerdir biliyor musunuz Sayın Hanım? ABD haber verir diye Hamas'a. Yani en azından ortadan kaldırılması. İran'a. İran'a ya da Hamas'a, evet, da haber verebilir. Bundan dolayı tamamen gizli bir şekilde bunu gerçekleştirir. Yani orada Amerika samimidir diyorsunuz. Tabii. Çünkü ABD seçimi sırasında yeni bir savaş istemiyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bunun siyasi ve askeri bir maliyeti olacak. En azından seçimlere kadar Orta Doğu'da ikinci bir cephe açılmasını istemiyorlar. Şimdi ABD'lilerin benim gördüğüm İran'a ilginç bir teklifleri var. İsrail sana tabiri caizse gel gel diyor. Bir çatışmaya gel. Çünkü İsrail şunu biliyor ki İran'ın ya da vekillerinin saldırmasında ABD kendini koruyacak. Açıkladılar. Bu işe karışmayız ama İsrail'de saldırıya izin vermeyiz.
bilmez. Bu senin için diyor, İran'a taşıyabileceğin bir maliyet değil. Ambargolar var. Askeri gücün o kadar yüksek değil. Ben de sana, senin diyor, İsrail'e saldırmana izin vermeyeceğim. Nisan ayında nasıl yaptıysam bütün aynı şekilde koruyacağım. Bir de kara sınır yok. İsrail füze ya da uçakların menzilini oraya uçurabileceğini düşünmüyorum. Füzeyle saldıracak ve Nisan'daki senaryo tekrarlanacak diyor. Şimdi köprüden önceki son çıkış gibi İran'a bir teklif sunuyor. Mossad ajanlarını vereyim. Nükleer anlaşma imzalayalım. Aynı Kasım Süleyman'dan gibi yaptığın gibi. Kasım Süleyman'ı Iraklık üslere 8 füzeyi diye cevap verdi ya. Yalandı. Sana İran'da vurabileceğim bir nokta gösterelim. Bir nokta gösterelim. Ben bunu bir varsayım olarak attım. Tahran'dan işte o süpersonik füzeleri canlı yayın, yok canlı yayında fırlat. Bütün o bizde gazeteciler gibi herkes telakki etsin. O da Tel Aviv yakınlarında ya da Necef yakınında bir çöle, ama İsrail üssü olan bir çöle büyük bir patlama yapsın. Büyük bir patlama yapsın. Sen de İsrail'i vuran İran olarak bu işi, bu defteri bu şekilde kapat. Ben bir senaryo olarak bunu söylüyorum. Evet. Var. Var. Tabii benim her zaman söylediğim bir şey var. Ben bu stüdyosum. Bütün bu anlattıklarımızın dışında İsrail Dışişleri Bakanlığı 2 gün önce bütün diplomatik misyonlarına bir mektup yazdı. Dedi ki karşınızdaki muhatabınız olan devletlere şunu bildirin. Yani büyükelçilerine, başkonsoloslarına şunu bildirin. Biz İran saldırısı olmuş gibi kabul ediyoruz. Bize saldırdı ve cevap vereceğiz. AB de bunları yaparken Netanyahu'yu nasıl durduracak? Asıl Hakan Fidan'ın açıklaması bu, tasma lafı. Tabii. Netanyahu'yu kontrol edemiyorlar. Netanyahu'nun kendi ajandası şunu kullanıyor. Bakın bu saldırılarla ilgili de ilginç bir detay var. ABD'den döndükten sonra yaptı. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde alkışlamasına, Trump'la ve Biden'la görüşmesine takıldık. Orada Pentagon ve CIA ekibiyle Netanyahu'nun ekibi de görüştü. Görüştü. Ve orada oldu. Ve biliyorsunuz Beyrut'ta... Hatta denilene göre, işte kuvvet basında yer alan iddiaya göre... cebinde bu senaryoyla gitmiş oraya. Tabii. Ve Yahudi lobisine demiş ki içinde Türkiye'nin de bulunduğu büyük bir savaş çıkaracağım ben. Ortalığı dümdüz edeceğim. Sonra siz de lobi olarak, bütün sermaye olarak gelirsiniz. Ama oraları tekrar toparlarsınız. Bakın, çok önemli bir yere geldiniz. Bu 10 ayda bizim üzerimize de çok önemli bir yere geldi. Netanyahu bunu neden yaptırtmak istiyor? 10 ayda ısrarla bu savaşı çıkartmak istiyor. Nedeni? Teopolitik bir zeminde Mesih'i getirmek istiyor. Su içmek gibi, bizim namaz kılmamız gibi Yahudilerin sapkın inancı bu. Sapkın inancı. 76 yıl oldu onların şeyine göre. Bu da 2024 ile 2025'te 76 yıl doluyor. 75-76 yıl. Siyonistler şuna inanıyorlar. Mesih'in gelmesi lazım. Mesih'in gelmesi için bu bölgede, adanmış topraklarda kendileri büyük bir savaş çıkması lazım. Buna inanıyorlar. İnançları bu. Ve Mesih bu savaş çıktıktan sonra gelip büyük Yahudi krallığını koyacak. Peki Netanyahu ne olacak? Mesih'i getiren asker. Yahudi tarihine geçmeye çalışıyor. Netanyahu'nun bütün derdi bu. Hatırlar mısınız? Siz de videoda da yorumlamıştık. Bakan yardımcısıyken ABD'de Ham'dan görüşmesine ne? Ham fırça atıyor. Neden çalışmıyorsunuz diyor. Mesih nerede diyor. Hızlandıracağız diye, üzerinde duracağız diye. Onu tarihteki Yahudi krallığı, 2 tane Yahudi krallığı kuruldu. Hepsi de 75 yılda yıkıldı. Yıkıldı. İnançlarına göre son Yahudi krallığı kıyametten önce gelecek. Ve Mesih bu savaşın taraflarından biri de Müslümanlar olacak. Bunu çıkartmaya çalışıyor. Bu bunların inancı. Siyonizm tabii bu. Bunun hani bakın burada çok önemli. İnanç temelli bir açıklaması ama öbürü bana biraz daha akla yatkın geliyor. Ya ben burayı dümdüz ederim. Siz de girersiniz. İşte inşaatınızı yapacağınızı, satacağınız malı abad edersiniz. Sayın Hanım, hızlanmaların nedeni bu. Yani bu saldırıları yapıyor. Son dönemde hızlanmaların nedeni bakın 2023 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğinde yeni de Orta Doğu fotoğrafı paylaştı. Hatırlayalım. Tabii, orada Gazze ve Batı Şeria'da yok. Hep bunları hazırlanmış bir süreçten gidiyorlar. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Özülker, sizin düşünceniz nedir efendim? Buyurun sayın. Nasıl bir yanıt verecekler? Yani Nasrallah'ın söylediklerini aktardım. Yani Amerika'da Sayın Yavuz Ağa, siz de ilk önce zaten ilk değerlendirmenizi altını çizmiştiniz. Amerika'nın bunlara bir teklifi var, köprüden önce son çıkış gibi. Ya vur vurma demiyorum tabii ki, bir haysiyetini koru ama büyük vurma. Ben buradayım, korumak zorundayım, koruyacağım. Yani bir yandan böyle bir nükleer anlaşmaya imza at, bir yandan da misillemeyi yaptım, çıktım de, yolumuza devam edelim. Çünkü bu Netanyahu seni yok etmek istiyor.
Şimdi ne yapar? İran ve vekilleri ne yapacak? Siz nasıl bir saldırı bekliyorsunuz? İran bu telkinleri dikkate almadı, almayacak deniliyor. Yani çok büyük bir yanıtı hazırlanıyor deniliyor ama daha önce biliyoruz büyük yanıt dendi ve ne çıktı? Ne dersiniz? Efendim, iki gün evvel galiba, yanlış hatırlamıyorsam, İsrail'de, Tahran'da çok katılımlı ve en üst düzeydeki askeriyle, siviliyle, herkesiyle birlikte büyük bir toplantı yapıldı. Ve bu toplantıda ilk defa hazırlanmış olan raporlar ve diğer bilgiler ışığında İran'ın ne yapması gerektiği ve yapabileceği konusu gündem maddesi olarak, tek gündem maddesi olarak konuşuldu efendim. Yani burada tabiatçiler belli ki çok geniş kapsamlı olarak burada bir karşı davranış içine girilmesi tartışılıyor. Ama daha bu tartışmada henüz tam manasıyla yerine oturtulabilmiş, sonuç alınabilmiş bir konumda da değiliz. Onun için birkaç gün veya birkaç gece vesaire derken daha bu tartışmaları da bu manada görmek lazım. Ama ikinci ve üçüncü olarak iki husus var. Bunları da ben de çok önemsiyorum ve aynı zamanda doğrulanırsa tabii de daha da fazla da önemsemeye ihtiyaç var. Rusya'dan bir bilgi geldi. İran bizden füze ve aynı zamanda da hava savunma sistemleri itibariyle yardım istedi. Biz de bunu vermeye karar verdik. Ellerinde zaten İran'ın S-300 füzeleri var. Ama bunları yenileriyle, daha modernleriyle değiştirmek hususunda da bu hususta olumlu bakıyoruz şeklinde bir açılım yapıldı. Bunu da Putin'in vermiş olduğu bir karar olarak ben etrafta dedikodu şeklinde mi yoksa gerçekten böyle mi olmuştur tabii bilemiyoruz ama bu da etrafta dolaşan bir bilgi. Şimdi hal böyle olunca karşılıklı olarak daha ileri giden bir çatışmanın içine düşülebileceği ve bu kapsam içinde de Rusya'nın kendilerine verecekle zaten Ruslar yardım ediyorlar ama devamlı olarak Rusya'nın vereceği bu yardımla daha ileriye bu işi güvence olarak taşıyabilme noktasına da olabileceklerine dair bir açılım diye görmek lazım. İki, üçüncü husus ise benim şahsen giderek daha fazla üzerinde düşünmeye başladım konu şu. Rusya Esad'la görüşüp de Türkiye ile Esad'ın arasının bulunması hususunda bir adım atılması için ara bulucu olma zamanı anlaması çok manidar olmaya başladı benim indimde. Yani başka bir deyişle Rusya'nın da katılımıyla üçlü olarak Suriye'de bir sonuç alınabildiği takdirde ki göründüğü kadarıyla bu gelişmelerden bu sonuç alınabilecek konumdadır aslında. Bu konumla birlikte aynı zamanda hani ben 40 kilometreye kadar gelirim öbür taraftan onu yaparım bunu yaparım ama karşısında Suriye'yi de bulabilme ihtimalinin hiç yabana atılmayacak tabii bir gerçek olduğunu da düşündürmeye başlıyor. Ve Türkiye'nin de bu manada Esad'la işbirliği yaparak yola çıktığı takdirde hani şu Netanyahu'nun uykusunu kaçıran, ben hepsini yok edeyim de ondan sonra onlar düşünsün dedirtme noktasına gelen bir husus olduğunu ben şahsen düşünürüm. Bunu düşündürmeye başladı. Ama dördüncü bir husus var, o da şu. Dün biliyorsunuz bizim aynı zamanda savunma sanayimizle ilgili olarak çok önemli bir toplantı daha yapıldı. Evet. Çelik kubbe falan hep başında da bunu siz de anlattınız ayrıntısını. Ama bunun da şu sırada yapılmakta oluşu ve Türkiye'nin kararlı bir biçimde bazı şeylerde öne çıkmaya başlaması düşündürücüdür bu da. Yani başka bir deyişle İsrail'in böyle bir çılgınlığa gittiği takdirde karşısında çok daha başka bir Türkiye'yi bulma ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Şimdi dolayısıyla Amerikalıların Ankara'dan geçerken gelip bize de hani bir mesaj bırakarak ayrılmış olmaları da bir tesadüf değildir diye bakıyorum. Netice itibariyle çünkü bölgedeki çatışmaların ve gelişmelerin hepsini en ciddi ve en nasıl istekli şekilde
hayat bulması için mücadeleye girerek aynı zamanda destekleyen ülke Türkiye'dir efendim. Bizim dışımızda dünyada bakıldığı zaman aynı boyutta bir destek veren ve işi de bu aynı ciddiyetle ele alan bir ikinci ülkeyi görmüyorum. Şimdi hani Lahey'le başladık evet. işe. Lahey'e de Türkiye'nin zamanlama olarak da tam şu sırada gitmese aslında o da bu senaryonun bir parçası olarak herhalde değerlendirilmelidir diye düşünmekteyim. Dolayısıyla şahsi kanaatim Netanyahu çok kötü bir oyun oynuyor. Başaramaz ama burayı da kan gölüne çevirebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin de buradaki politikasını devam ettirdiği takdirde inanılmaz büyük bir hata içine daha da derinlemesine batacağını ben şahsen beklemekteyim. Onun için benim şahsi kanaatim Blinken gene konuşuyor. Bakın Biden falan değil. Blinken'ı konuşturuyorlar. Blinken bir Yahudidir. Dolayısıyla onun sözlerine de hiçbir güvenim de yok. Herhangi bir şekilde o söylediklerinden çıkarabileceğim pozitif bir sonuç da yok. Onun için Blinken de aklını başına toplasın. Bir Yahudi olarak eğer kendi geleceklerini de garantiye almak istiyorsa bu şekilde değil. Bizi de icap ederse yanına almak suretiyle başka boyutlarda bir barışçılığı ön plana çıkaran bir tutum içine girmesi çok gecikmeden bunu yapabilmesi onun son da hayırlıdır diye de düşünmeden edemiyorum. Evet.